Garden markasına ait olan amber ve güllü kil maskesinin nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Bu Mossos Garden ürünleri bildiğiniz gibi %100 doğal içeriğe sahip. Yani hiçbir şekilde kimyasal madde içermemekte. Aynı zamanda içeriğinde kullanılan bütün malzemeler organik sertifikasına sahip. Ve işin en güzel taraflarından bir tanesi de üretim sırasında hiçbir şekilde hayvan dostlarımıza zarar verilmiyor. Peki kil maskesi nasıl bir kutuda geliyor? Bize plastik bir kabın içerisinde geliyor. Ve kabın içi bayağı bir dolu. Bu kil maskesinin içeriğinde bulunan gül suyu %100 saf gül suyu. Kil maskeleri bildiğiniz gibi hassas ve kuru ciltlerin kabuslarından bir tanesi. Genellikle yağlı ve karma ciltlerin tercih ettiği bir üründür. Benim için de bu böyleydi. Ta ki bu maskeyle tanışana kadar. İçerikteki bulunan kil, yüzlerinizdeki ölü deriden cildinizi arındırıp gözeneklerinizi temizlerken içerikte bulunan doğal yağlar cildinizi nemli tutuyor. Aynı zamanda gene maskede bulunan doğal gül suyu cildinizi besleyip aydınlık bir görüntü sağlıyor. Bu sadece kullanım bu kil maskesi için değil, bütün kil maskelerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu maskeyi nasıl uyguladığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bir çay kaşığı kil maskesinin içerisine yarım çay kaşığı su ekledim. Fırçam yardımıyla bunu güzelce ezdim ve krem kıvamına getirdim. Daha sonra gene bunu fırçam yardımıyla yüzüme uyguluyorum. Bunu herhangi bir boya fırçası, kullanmadığınız bir makyaj fırçası fark etmez. Herhangi bir fırçayla uygulayabilirsiniz. Ha derseniz ki ben bunu elimle uygulayamaz mıyım? Tabii ki de uygulayabilirsiniz. Ama bu tarz kil maskesi ya da gözenek temizleyici maskelerde pürüzsüz bir şekilde yüzey elde edip buna göre uygulama yapmak her zaman için daha iyi sonuç elde etmenizi sağlar. Uygulama yüzeyi ne kadar homojen şekilde yayılırsa o kadar homojen bir şekilde de gözeneklerin içerisi temizlenmiş olur. Mesela cildinizde en çok siyah nokta neredeyse oralara bir miktar daha kalın uygulama yapabilirsiniz. Şu şekilde uyguluyoruz. Kil maskemizi yüzümüze güzel bir şekilde uyguladık. Şimdi 10 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz. Bu 10 dakikalık süreç içerisinde cildinizde böyle hafif bir karıncalanma, hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Bu demek oluyordur ki kil maskesi cildinizde yapması gereken işlemleri yapıyor. Ve tabii ki de çok aşırı derecede bir yanma hissederseniz bunu hemen yıkayabilirsiniz. Hiçbir problem yoktur. Aynı zamanda kil maskesinizi hem yüzünüze hem vücudunuza istediğiniz her yere kullanabilirsiniz. Ben şimdi beklemedeyim. 10 dakika sonra görüşürüz. Maskem tamamen kurudu. Konuşurken bile zorlanıyorum. Peki bunu nasıl temizliyoruz? Ben bunun için ılık suda ıslatmış olduğum bir havluyu kullanıyorum ilk olarak ki kalın tabakayı yüzümden alayım. Hem de gözeneklerin içinden çıkmış olanları suyla daha fazla yaymak istemiyorum. Direkt havluyu alıyorum ve işleme başlıyoruz. Havlumu elime geçiriyorum ve kenardan dayısı hareketlerle tek yönde maskemi çıkarmaya başlıyorum. Direkt tabii ki de siz suyla da çıkarma işlemini yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış olan bir şey. Ama kil maskesinde önemli olan tamamen temizlendiğinden cildinizden emin olmanız. İlk önce böyle güzelce havluyla temizledikten sonra cildimi yüzüme bol su çarparak yüzümdeki bütün kil maskesinden arındığına emin oluyorum. Günlerse tamamen doğal içerikli bir sabunla, bu defne sabunu olabilir, lavanta sabunu olabilir, fark etmez. Güzelce cildimi yıkıyorum ki tamamen kil maskesi kalıntılarından cildimin temizlendiğinden emin oluyorum. Ve kil maskesini cildinizden çıkardıktan sonra cildinizin daha aydınlık, daha ferah göründüğünü hissedeceksiniz. Bunun sebebi ise cildinizdeki ölü derilerden cildinizin kurtulmuş olması. Mossos Garden ürünlerine nasıl ulaşabiliriz derseniz açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linke tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim markını unutmayın.
Hoşçakalın.